Bizim eve hoş geldiniz. Bugün size bu harika Monstera ile geldim. Monstera çok uzun zamandır almak isteyip peşinde olduğum bir bitkiydi. Nedenini biraz sonra anlatacağım. Yaprak bakımından geleyim önce. Aldım. 2-3 gün beklettim. Saksısını değiştirdim. Şimdi de temizliğini yapacağız bu güzel kızın. Yaprak bakımını yaparken zeytinyağlı su hazırladım. Yapraklarına hem parlaklık verecek hem de onu besleyecek. Neyle siliyorum ben? Sildiğim bez benim ıslak mendil. Ama iyice bir durladım. Hiçbir deterjan kalmamasına dikkat ettim özellikle. Çünkü yumuşak ve kıvırabilmek mümkün. Kolay. Hareketi kolay. Yani yaprağın üstünde kolayca hareket edebildiğim bir bez. Yumuşak olması sebebiyle onu tercih ettim. Aynı yumuşaklıkta herhangi bir pamuklu bezle de silebilirsiniz yapraklarınızı. Bu kız geldiğinden beri henüz temizliği yapılmadı. Çiçeğin bakımı ile ilgili genel bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü benim ilk defa bir monsteram oldu. Dediğim gibi çok uzun zamandır peşindeydim. Epey bir araştırdım. Orkidelere benziyor daha çok. Kök yapısı falan da orkideyi andırıyor. Muhtemel bakımı da orkidelere yakındır. İşte güneş, hava, su, nemli ortam gibi. Bununla ilgili bir ahkam kesemeyeceğim ama fakat yaprak temizliğini biliyorum. Daha önce başka bir yerde de görmüştüm. Zeytinyağı ile yapraklarını temizliyorlar. Hem toz tutmuyormuş, hem parlaklık veriyor, hem besliyor. O sebeple ben bu kızımın yapraklarını zeytinyağı ile temizliyorum. Şimdi neden Monstera konusuna gelelim? O kadar uzun zaman Monstera'nın peşinde gezdim ki ben salon çiçeklerini normal koşullarda pek sevmem. Sevmem dediğim şöyle bakamıyorum çünkü benim salonumda olmuyor salon çiçekleri. İşte güneşim, ışığım, bilmem neyim bir şeylerim yetersiz geliyor. O yüzden salon çiçeklerini bakamadığım için sevmiyorum doğrusu yani. Ama Monstera'nın çok uzun zaman peşine düştüm çünkü Monstera çok ilginç bir özelliğe sahip. Monstera'nın bu yapraklarının yırtılıyor olmasının sebebi ben büyüdüm. Alttan küçük yapraklar geliyor. Onlar da güneşi yeterince görebilsin diye yırtılıyormuş Monstera'nın yaprakları bu şekilde. Ve bu özelliğine hayran kaldım ben Monstera'nın. O yüzden özellikle peşine düştüm. Çünkü günümüz dünyasında insanlarda karşılaşamayacağımız kadar naif bir özellik. Fedakarlık, vefa, ben büyüdüm kim ne olursa olsun demiyor bitki bile. O sebeple ben Monstera'yı çok istedim. Allah da gönlüme göre verdi. En güzelinden bir Monstera sahibi oldum. İnşallah uzun ömürlü de olur. Uzun yıllar beraber oluruz. Çünkü bu kızı çok seviyorum. Gerçekten çok değerli benim için. Dediğim gibi hiçbir özelliği yok başka. Sadece bu kadar cefakar ve vefakar olmasından sebep, bu kadar fedakar olmasından sebep Monstera. Bence herkesin bir monsterası olmalı. Belki de öğrenir arada bilmeyenler varsa eğer insanlara karşı nasıl davranılmalı, kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak insanlara öyle davranmalı. Bunları bir çiçekten bile öğrenilebilir. Neden öğrenilmesin? Baka baka. Gayet fedakar bir insan olmayı öğrenilebilir. Fedakarlık derken insanın her şeyi kendinden verip de ortada dımdızlak kalmasından da bahsetmiyorum elbette. Çevredeki insanların yardımına koşacak kadar, kendinin olduğu kadar çevresindeki insanların da iyiliğini düşünebilecek kadar, bu kadarlık bir vefa bile yeter. Yoksa her şeyi kendinizden verip de kendiniz ortada kalıp yorulup bitap düşüp ne yaptım ben cefakar vefakar oldum demek de manasız. O sebeple çiçeklerden de olsa, hayvanlardan da olsa her şeyden bir şeyler öğrenebilmeyi diliyorum. Bunun herkese nasip olmasını diliyorum. Herkese keyifli, mutlu günler diliyorum. Sevgiyle kalın, monsterasız kalmayın. Hoşça kalın. Tekrar merhaba.
Birkaç gün aradan sonra da sizinle tekrar bir konuşmak istedim. Monstera'yı işte yağladık, balladık. Ne oldu? Yaprakların son durumu nedir? O günden beri bakın herhangi bir toz alma girişiminde bulunmadım. Gerçekten zeytinyağı ile yağlayınca toz tutmuyor Monstera'nın yaprakları. Bunu keşfetmiş olduk. O videoda gördüğünüz, videonun başında gördüğünüz henüz açacak olan yaprakların da açmış hali bunlar. Yaprak sapları uzun olanlar yırtık geliyor. Aynı bu şekilde dediğim gibi alttakiler de güneş görebilsin diye. Daha kısa olanların yaprakları ise yırtık değil. Ve eklemek istediğim bir şey daha. Bu süreçte öğrendiğim şey monsteranız mümkün olduğu kadar soğukta kalmasın. Soğuğu hiç sevmiyor. Bakın şöyle göstereyim. Çok değerli bir arkadaşım var Instagram'da balkonda hayat. O arkadaşımın danışmanlığıyla öğrendiğim kadarıyla bunlar soğuk yanı. Yani ise hep söylüyorum benim evim kuzey cephe. Şu mevsimde bile monsteranın yapraklarını yakabilecek kadar soğuğa maruz kaldı. Yoksa zeytinyağı ile bilmem neyle hiçbir ilgisi yok. Bakınız diğer yapraklar gayet sağlam, gayet güzel. En baba yaprağımız bile sapasağlam. Şöyle göstereyim, hepsi sağlam. Sadece bunlar beton cama değmiş, cam duvara değmiş. Benim evimde cam duvar var merdiven kenarında. Cam duvara değenler gördüğünüz gibi yanık. Bilmenizi istediğim tek şey soğuk sevmiyor.